Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentisinden paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti. Pandemi tahvil alım programının süresinin de en az 2022 Mart ayına kadar uzatıldığını açıklamıştı. Ancak piyasada acaba pandemi tahvil alım programının büyüklüğüyle ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Bu değişiklik yapılmadı. Ancak hızının artacağı açıklanması aslında Avrupa Merkez Bankası'nın getirilerdeki sert yukarı yönlü hareketten rahatsız olduğunu gösterdi. Bu haftanın gündem maddesi ise FED toplantısı olacak. Çarşamba günü akşam 9'da faiz kararı açıklanacak. Sonrasında ise başkanın basın toplantısını takip edeceğiz. ECB'den sonra piyasalar FED'den de önemli bir değişiklik beklemiyor. Ancak hem getirilerdeki yükseliş hem de teşvik paketlerinin enflasyon yaratabileceğine dair söylentiler hakkında başkanın açıklamaları önemli olacak. Avrupa'da aşılama süreci halihazırda yavaş giderken AstraZeneca aşısının uygulanmasının askıya alınması euro üzerinde baskı yaratıyor. 1.1940 seviyelerinden işlem gören parite, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yeni bir yukarı yönlü hareket izlenmesi durumunda hızla 1.19 psikolojik sınırına doğru geri çekilebilir. Kırılması durumunda ise 1.1840 seviyesinde bulunan 200 günlük hareket ortalamasına kadar önemli bir destek göze çarpmıyor. ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin hızının azalması ve getirilerin 1.55-1.60 bandına yerleşmiş olması ve bununla beraber teşvik paketi konusundaki olumlu gelişmeler altın üzerindeki baskıyı kaldırmış durumda ve altın 1.720-1.740 bandına yerleşmiş durumda. Ancak 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortamlar hala çok yukarıda ve teknik olarak da yukarı yönlü hareket başlamadı. CFTC verilerinde de hem altın hem de euro kontratlarında uzun pozisyon oranlarında kısmen geri çekilmeler izlense de yukarı yönlü hareketin devamını sağlayacak veya yukarı yönlü hareketi tetikleyecek geri çekilme hala olabilmiş değil. 3-9 Mart haftasına ait CFTC verilerine göre hem euro hem de altın kontratlarındaki net uzun pozisyon sayısında azalmalar dikkat çekiyor. Ancak piyasa geneli yön eğiliminde net uzun pozisyon oranları hala çok yüksek. Özellikle altında yatırımcıların uzun pozisyon oranı %75 seviyelerinde ki bu biraz önce bahsettiğimiz yukarı yönlü hareketi sınırlayan etmenlerden en önemlisi. Son olarak gümüş tarafına da bakacak olursak kritik 26 dolar seviyesi hafta başında aşılmıştı. Bugün kayıplı da işlem görse bu bölgenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 26 dolar seviyesi gümüş için önemli bir destek noktası konumunda ve birkaç gün eğer bu seviyenin üzerinde bir kapanış izleyebilirsek yukarı yönlü hareket başlatabilir. 26.40 ve 26.60 seviyeleri takip edilecek kritik direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Dediğimiz gibi bu haftanın gündem maddesi FED toplantısı olacaktır. FED toplantısıyla beraber aslında başkanın açıklamaları kısmen daha önemli olacak. Toplantıyı takip edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.